Kanal Urfa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gündeme çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ülkemizde yatırımları durduracak, istihdamı azaltacak hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyorum diyerek peş peşe müjdeleri de verdi. Kurdaki dalgalanmanın yol açtığı belirsizlik, ülkemizin gerçek görünümünü yansıtmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Üretimi ve istihdamı desteklemek için çeşitli başlıklar altında çok sayıda paketin hayata geçirildiğini bildiren Erdoğan müjdeleri sıraladı. Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir. İnsanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Memurlarla ilgili bir müjdeyi de paylaşan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü. Bu vesileyle bir müjde de memurlarımıza vermek istiyorum. Bilindiği gibi asgari ücretin gelir vergisi ve damga vergisinden muaf olması uygulamasını tüm çalışanlarımızı da kapsayacak şekilde genişletmiştik. Böylece aldığı ücret ne olursa olsun tüm çalışanların asgari ücret miktarı kadar ki kazancının gelir vergisi ve damga vergisinden muaf olmasını temin etmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz. Üniversite öğrencilerine müjde veren Erdoğan konuşmasını şöyle tamamladı. Sözlerimi bitirmeden önce bir müjde de üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine ne verdik? 650 lira. Yüksek lisans öğrencilerine ne verdik? 1300 lira. Doktora öğrencilerine 1950 lira burs veya kredi vermiştik. Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2550 liraya çıkartıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra döviz kurunda sert bir düşüş yaşandı. Şanlıurfa'da da bir grup esnaf davul zurna eşliğinde halay çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi tedbirlerini açıklaması sonrası düşen dolara sevinen Şanlıurfa'daki esnaf davul zurnalı halay çekti. Şanlıurfa'da bir araya gelen tütüncü esnafı sabah saatlerinde doların 11 TL'ye kadar gerilemesiyle Şanlıurfa'da tütüncüler pazarında davul zurna eşliğinde sevinç gösterisi yaptı. Bazı vatandaşların dolar yaktığı ve yırttığı görüldü. Halay çeken vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı vererek her zaman Cumhurbaşkanı'nın yanında olduklarını söyledi. Değerli izleyenler, döviz kurunda gece yaşanan sert düşüş sonrası vatandaşlar döviz bürolarına koştu. Döviz bürolarında alım satım arasındaki fark 2,5 TL'ye kadar çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında gece döviz kurlarında sert düşüşler yaşandı. Döviz almaya geldim. Almaya geldim. Evet. Aşağı indi almaya geliyorum.
efendim? Yukarı çıkınca bozuyoruz, aşağı inince alıyoruz. Şimdi aşağı indi, alacağım. Daha önce almış mıydınız? Aldım, yukarı çıktı, bozdum, tekrar alıyorum. Sabah saatlerinde Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar soluğu döviz bürolarında aldı. Döviz bürolarında alım satım arasındaki farkın 2,5 TL'ye kadar çıktığı görüldü. Döviz bozdurmaya çalışanlarla vatandaşlar arasında tartışmalar da yaşandı. Bana niye 11,5'tan bozdurdun? Para üstünde. Bir 50 tane ver kızım. Bir 50 tane ver. 450 olsun. Bu nasıl bir fiyat ha? Ya? İkinizin arasındaki fiyat bir yer farklı ya. Bu 11,5'tan oluyor, sen 12'den bozalım diyorsun. Nasıl olacak? Döviz büroları önünde zaman zaman kuyruk oluştu. Döviz bozduran bir vatandaş tepkilerini şöyle dile getirdi. Şu anda dolar düştüğü halde Esenyurt Meydanı'ndaki dövizciler hala doları düşürmüyorlar. Doları düşürmemenin sebebi de piyasayı bozmak amaçlı. Ve bunlara da bir çözüm bulmak lazım. Devletimizin buna bir el atması lazım. Tüm dövizcilere acil bir önlem getirmesi lazım. Şu anda 14.500'den şu anda satış yapıyor Esenyurt'ta meydanda. Satış sayesinde 3 lira fark oldu. Evet. Fark olan normalde düşmesi lazım. Düşürmüyor. Bu kadar insanlar kuyrukta bekliyorlar. Düştü, dolar düştü diye normal piyasa alt üst ettiler şu anda dövizciler. Niye? Dolar düştü diye piyasayı düşürmüyorlar. Düşürmediği zaman da milleti ayaklandırıyor bu şekilde. Şu anda kuyrukta baksın her yer berbat şu anda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yarın Şanlıurfa'ya geliyor. Bakan Koca bazı temaslarda bulunarak şehir hastanesindeki çalışmaları da yerinde inceleyecek. Geçmiş olsun Ahmet amcam. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir dizi incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Şanlıurfa'ya geleceği öğrenildi. Bakan Koca'nın öğle saatlerinden önce kentte olması bekleniyor. Bakanın programının içeriğiyle ilgili henüz bilgi paylaşılmadı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamındaki aşılamada en sonda yer alan Şanlıurfa'ya 2 yıldır Sağlık Bakanlığı'ndan üst düzey bir ziyaret gerçekleşmedi. Amca çok sevmiştiniz. Fahrettin Koca'nın geçen Ekim ortasında Şanlıurfa'ya ziyareti gündeme gelmişti ancak ziyaret gerçekleşmemişti. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İA yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İA isimli hükümlü yakalandı. Ekipler tarafından Haliliye ilçesi Karşıyaka mahallesinde yakalanarak gözaltına alınan İA isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Şanlıurfa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye mahallesindeki binanın ağız ve diş sağlığı hastanesine dönüştürülmesi için Haliliye Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Haliliye Belediyesi'ne ait 9 katlı bina ağız ve diş sağlığı hastanesi oluyor. Süleymaniye Mahallesi'ndeki 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip bina Haliliye Belediyesi tarafından hastane yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Binanın hastaneye dönüştürülmesine ilişkin projelendirme çalışmaları tamamlandı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmetcan Polat'ın direktifleriyle hastane olması için devredilen devasa bina için Şanlıurfa Valiliği'nde protokol imzalandı. Valilik makamında düzenlenen protokol imza töreninde Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Haliliye Belediye Başkanı Mehmetcan Polat ve İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Gülüm yer aldı.
Halilyeli vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımdaki mağduriyetinin giderilmesi için gerekli tadilatların İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacağı kaydedildi. İmzaların atılmasının ardından Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin Halilye'ye hayırlı olmasını diledi. Orada ihtiyacımız şu anda var yani. Bugün burada EYB'ye gitmenin bir lüzumu yok. Mehmet Can Polat'a, başkanımıza şükranlarımı, teşekkürlerimi sunarım. Burada hastanenin ihtiyaç olduğunu, Karaköprü ve EYB'ye gitmememiz için Allah razı olsun yapanlardan. Ama ihtiyacı olan bir yerdir. Parabalı bir mahledir. Allah belediye başkanına razı olsun. Sayın Mehmet Can Polat'tan. Daha önce diş hastanesine Karaköprü'ye gidiyorduk. Karaköprü'den fakat bazı şeyler uzak olduğu için bizim bu Şanlıurfa'dan Devteşli Mahallesi'nde gerçekten yani buraya ihtiyacı vardır. Burası hastane olduğu zaman bütün esnaf, buradaki vatandaşlar hepsi ihtiyaç diyor yani. Belki yok bunlarda. Bir bilgiyi de aktarmış olalım. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın girişimleriyle zemin katta da çocuk polikliniği 7/24 hizmet verecek olacağı da söylendi. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'nın Halilye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın kameraya yansıdı. Yangın Şanlıurfa Mardin Karayolu'nun 8. kilometresindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonun LPG pompası ilk belirlemelere göre elektrik kaynaklı alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi istasyon çalışanları yaparken ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 acil servisle AFAD ekipleri sevk edildi. Ama kamera çekeceksen 110'u arayın lan. Arıyorlar abi. Bak şu dedi, ben de kampa girin bana derken dururken ben. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de metrelerce yükselen alevlere müdahale etti. Çalışma sonrası kontrol altına alınan yangında ölü ve yaralı olmazken korku dolu anlar kameraya yansıdı. Bölgede bulunan bir okulda öğrenciler bir patlama riskine karşı önce okul bahçesine, ardından da servislerle evlerine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkımı gerçekleştirilen Kızılay Meydanı için başlatılan ödüllü Sarayönü Şanlıurfa Kızılay Meydanı ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması'nın kazananları belli oldu. Şanlıurfa'da yeni meydanlar, yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Şanlıurfa'nın kalbinde bulunan ve Sarayönü Kızılay Meydanı diye bilinen alan için başlattığı ödüllü Şanlıurfa Kızılay Meydanı ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması'nın kazananları belli oldu. 67 projenin sunulduğu yarışmada kent estetiğine en uygun olan çalışma jüri üyeleri tarafından belirlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Genel Sekreter Ferit Dağdeviren, Sanat Tarihçisi Cihan Kürkçüoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya'nın danışman jüri üyesi olarak katıldığı yarışmada asil jüri üyesi Doktor Öğretim Üyesi Mimar Fatma Şebnem Kuloğlu Yüksel, eğitimci yazar Adil Saraç, mimar Fatih Yahyaoğlu, şehir plancısı Mehmet Selim Açar'la Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Proje Daire Başkanı Reşit Dedeoğlu tarafından dereceye giren projeler titiz bir çalışma sonucu belirlendi. Dereceye giren projenin tanıtımı ve ödül töreni 27 Aralık Pazartesi günü saat 14'te Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda yapılacak. Hardan Üniversitesi Hastanesi'nde doğuştan tek böbrekli hasta kritik müdahaleyle kurtarıldı. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nde doğuştan tek böbrekli olan 20 yaşındaki hastanın at tepmesi sonucu yırtılan böbreği yapılan müdahaleyle kurtarıldı.
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nde radyoloji uzmanı doktor öğretim üyesi Veysel Kaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Mustafa 20 yaşında, dış merkezden yaklaşık bir 10 gün böbrek kanaması nedeniyle takip edilmiş. Hatta durumun toparlanması üzerine hatta taburculuk planlanmış ama sonrasında tekrar kanama nedeniyle tarafımıza başvurmuş. Mustafa'nın handikapı cerrahiye çok uygun olmaması şeyi tek böbrekli, doğuştan tek böbrekli ve Mustafa'nın tek böbreğinin de bir köşesi değil, tam ortasında yırtık, ciddi kanama, hayatı tehdit eden kanamayla tarafımıza başvurdu. Biz de kapalı olarak sağ kasından girerek kanayan damarını kapattık. Yapılan kontroller ve tetkikler sonucunda karın içi kanamasının olduğu tespit edilen hastanın üroloji ve girişimsel radyoloji ekibince kabul edildiğini belirten Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü. Hasta şu an gayet iyi, kontrollerine gelip gidiyor. Hatta şimdi bir kontrol edeceğiz. Ay oldu. Bir ay sonraki kontrol görüntüsü. Hasta zaten taburcu edilmiş, evet. Kontrolüne gelmiş. Evet hocam. Bir sıkıntısı yok şu an hali hazırda Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken arabayı çarpan 61 yaşındaki yaşlı adam yaralandı. Beklesin bu kim bu? Kaza Siverek Çermik Karayolu'nu birbirine bağlayan Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı Diş Hastanesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Şahin Özbey idaresindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Davut Gözen'e çarptı. Kaza sonucu Davut Gözen ağır yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken Davut Gözen'in hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Diyarbakır'da yaşayan Murat Şenyiğit isimli kuyumcu sıvı yağ stokçularına tepkisini dile getirmek amacıyla altınları bıraktığı vitrine bir dağ çiçek yağı koydu. Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da bazı fırsatçılar yüzünden son zamanlarda gıda ürünleri arasında yağ fiyatlarında stokçular nedeniyle uygulanan orantısız zamma dikkat çekmek isteyen kuyumcu altın vitrinine sıvı yağ bıraktı. Kuyumcu Murat Şenyiğit altına 1 lira zam geliyorsa yağ fiyatlarına 10 lira zam geldiğini ve bu nedenden stokçulara tepki olarak yağı altın vitrinine bıraktığını belirtti. Yağla ilgili bir aklıma bir fikir geldi bu stokçuların önüne geçmek için. Altına her gün zam geliyor. Bu arada yağa da her gün zam geliyor. Altına 1 milyon geliyorsa yağa 10 milyon geliyor. Sırf bu stokçuların önüne geçmek için ben de yağı olması gereken yere bıraktım. Altınların içine bıraktım. Her şeyi de devletten beklememiz gerekmiyor. Devletimize de yardımcı olalım. Stokçuları ihbar edelim. Amaç stokçuların önüne geçmek. Çok güzel tepkiler aldıklarını ifade eden Şenyiğit, birçok vatandaşın fotoğraf çekip sosyal medya hesabından paylaştığını söyledi. Çok güzel tepkiler arıyoruz. Birçok insan paylaştı bunu sosyal medyada. Amacımız dediğim gibi yani bir stokçuların önüne geçmek. Mesela ben az önce yağ aradım. Hiçbir bakkalda, hiçbir toptancıda yağ yok. Stok mu yapmışlar? Tabii stok yapmışlar. Ki normalde her gün gittiğimiz yerlerde muhakkak 10 paket, 20 paket vardı. Altın bulunuyor. Altın istediğiniz kadar var ama yağ yok. Şanlıurfalı ünlü sanatçı Halil Altıngöz, Şanlıurfa Yenişehir Halk Eğitim Merkezi folklor ekibini ziyaret etti. Şanlıurfalı ünlü sanatçı Halili Altıngöz, Eyyubiye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Ruhadan Urfa'ya Eyyubiye'nin Ezeli Ezgileri programına katıldıktan sonra Şanlıurfa Yenişehir Halk Eğitim Merkezi folklor ekibini ziyaret etti. Folklor kurs hocası Yusuf Çirkin'den bilgiler alan Altıngöz daha sonra Kanal Urfa mikrofonlarına konuştu. Kültürel değerlerimizin, folklorumuzun gençlere, yeni nesile aktarılması hususunda çok kıymetli bir çalışma. Burada kendisine ve değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Kültürümüzü
folklorumuzu yaşattıkları için ve bu sanat kurumlarının ocaklarının hep tutmasını arzu ediyorum. Bu arada Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü Başkanı Yusuf Çirkin kendilerini ziyaret eden Altın Göz'e teşekkür etti. Ben de değerli Urfa'nın önemli değerlerimizden Halil Altın Göz hocamızı aramızda görmekten çok mutluyum. Sağ olsun bizi kırmadı geldi. Bundan önce bir klip çekimi vardı. Kendisiyle beraber çalıştık. Çok güzel bir klip yaptık beraber. Allah kendisinden razı olsun. Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak mesaisinin bitmesinin ardından beraberinde birim müdürleriyle esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Toplumun her kesiminden vatandaşlarla, çeşitli programlarla bir araya gelen Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak mesai saatleri dışında da ziyaretlerini sürdürüyor. Yürüttüğü çalışmalar ve hazırladığı projelerle kamuoyunun takdirini toplayan Başkan Çakmak, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini kendilerinden dinliyor. Mesai çıkışı Kanlıkuyu bölgesindeki kıraathanelere giden Çakmak, vatandaşlarla tek tek görüşerek bir yandan taleplerini dinledi, bir yandan da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediye başkanlarının mesaisinin olmadığını dile getiren Ayşe Çakmak, halkımız talep edecek, biz yapacağız dedi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde boş bir arsada 2 gün boyunca duyduğu seslerin çalıların arasında mahsur kalan bir yavru köpeğe ait olduğunu fark eden genç kurtardığı yavruyu biberonla besledi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör mahallesindeki bir mühendislik firmasında çalışan 18 yaşındaki Salih Bilgin, 2 gün önce iş yerine yakın boş bir arsadan tuhaf bir ses duydu. Sesin neye ait olduğunu ve nereden geldiğini çözemeyen Bilgin, iş yerine giderek oradaki işlerini yapmaya devam etti. Ertesi gün yine aynı sesleri duyan Bilgin, arsanın her tarafını didik didik aradı. Seslerin bir evin duvarının yanında yoğunlaştığını anlayan Bilgin, çalıların arasına baktığında yeni doğmuş bir yavru köpek gördü. Soğuktan üşüdüğü ve aç kaldığı belirlenen yavruyu iş yerine götüren Bilgin, bakkaldan biberon ve süt aldı. Sütü biberona koyan Bilgin, yavru köpeği besledi. Salih Bilgin, sesleri uzun süredir duyduğunu belirtti. Gazi Magusta'da terör örgütü tarafından 14 Ağustos 1974'te şehit edilen 11 çocuk için düzenlenen devlet töreninde yayınlanan klip duygulandırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazi Mausa'ya bağlı Murat Ağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974 tarihinde EOKB terör örgütü tarafından şehit edilen ve Kayıp Şahıslar Komitesi'nin kazı çalışmaları sonucunda kimlik tespiti tamamlanan 11 çocuk şehit için düzenlenen devlet törenine katıldı. Törene özel video klip yayınlayan Tatar, bu çocukların acılarını hala yüreğimizde taşıyoruz diyerek şöyle konuştu. Bu çocuklar 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında, en büyüğü 17 yaşında gerçekten büyük bir insanlık dramı yaşanmıştır Kıbrıs'ta. Şehit ailelerine başsağlığı diliyorum. Onların acılarını millet olarak bizim de paylaştığımızı ve bu çocuklarımıza, bu gençlerimize, bu kuvvetlerimize de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. İstanbul Büyükçekmece'de bir mahallede çocukların kavgasına aileler karışınca ortalık karıştı. Kavgayı ayırmaya çalışan baba oğul yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Fakat hastanede de sular durulmadı. (Gülüyor)
İstanbul Büyükçekmece'de iddiaya göre ilçedeki bir mahallede çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler karıştı. Çocukların kavgasına ailelerin karışmasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü. Kavganın olduğu yerden geçen baba Ahmet G ve Taha G tarafları ayırmak isteyince darp sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya karışanları ayırırken sağlık ekipleri ise yaralı baba ve oğlunu Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polisin araya girmesi sonucu ayrılan taraflardan yaralı olanlar tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Korkma aşkım, korkma, abim burada. Kavganın ardından hastaneye gelen saldırganlar hastane girişinde arbede yaşanmasına neden oldu. Polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekti. Arbede sırasında hastaneye giren bir kişi elindeki tabancayla Kader G'yi bacağından vurarak kaçtı. Büyükçekmece'de mahallede yaşanan kavganın hastaneye taşınması sonucunda bir kadının bacağından vurulduğu o dehşet anları kameraya yansıdı. Görüntülerde tarafların arasında arbede yaşandığı ve polis ekiplerinin ayırmaya çalıştığı, bu sırada da dışarıdan gelen bir kişinin elindeki tabancayla kadını vurduğu görülüyor. Hop hop! Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın Pentagon gizli belge ve yazışmalarına ulaşan New York Times, ABD'nin Orta Doğu'daki hava saldırılarının fiyasko ile sonuçlandığını sayfalarına taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın Pentagon gizli belge ve yazışmalarına ulaşan New York Times, tabiri caizse gündeme bomba gibi düşen bir habere imza attı. Irak, Suriye ve Afganistan'da düzenlenen hava saldırılarının büyük bir başarısızlıkla sonuçlandığının altının çizildiği haberde bu durum fiyasko olarak nitelendirildi. Aynı haberde söz konusu saldırılarda istihbarat zafiyeti yaşadığı ve bu nedenle hedeflerin imha edilemediği, bunun yerine çok sayıda sivilin öldürüldüğü bilgisi yer aldı. Resmi rakamlara göre bu operasyonlarda 1500'e yakın sivil hayatını kaybetti. Ancak New York Times'ın incelediği belgelere göre sivil ölümler resmi rakamların çok üzerinde. 2014'ten günümüze gelen yüzlerce belgeyi inceleyen New York Times haberinde bir de Türkiye detayı yer aldı. Nisan 2016'da ABD ordusu Doğu Musul'daki bir eve düzenlediği hava saldırısıyla Avustralyalı DAEŞ üyesi Neil Prakash'ı öldürdüğünü bildirdi. Ancak Pentagon'un bu raporundan aylar sonra Prakash Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanmıştı. Geçtiğimiz aylarda ABD'nin Afganistan'da insansız hava aracıyla düzenlediği ve bir intihar saldırganına hedef alan saldırısında aynı aileden 10 kişinin öldüğü ortaya çıkmıştı. Ailenin saldırıdan sağ kurtulan yakınlarının BBC'ye verdiği bilgiye göre ailenin evinin önüne park edilmiş haldeki araç havaya uçtuğunda aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti. ABD ordusu en az bir kişinin bulunduğu aracın DAEŞ'ın Afganistan koluyla bağlantılı olduğunu belirtmiş ve saldırının ardından yakındaki insanların zarar görmüş olabileceğini söylemişti. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.